Sevgili takipçilerim, yeni bir bölümde tekrar buluştuk. Bu bölüm diğer bölümlere göre biraz değişik geçecek. Çünkü Sibirya yolculuğumuzun İrkutsk dönüşünde yol 4 gün kapalı kaldı. Bu bölümde 4 gün boyunca çekmiş olduğum şaşkınlık videolarını izleyeceksiniz. Can sıkıntısından ne yapacağımızı şaşırdık. Bu da öylesine bir bölüm olsun istedim. İzlemenizi istedim. Yaşadıklarımızı görmenizi istedim. Çünkü memleketimizden 9000 kilometre ötede Sibirya'da yolda kalmak kolay kolay kimsenin başına gelmez. Bu videoda 46 günlük Sibirya ve Orta Asya gezimizden sonra geri dönüş yolunda başımıza gelen bir olay yer almaktadır. Karayolu ile İrkutsk'tan 470 km geldikten sonra ve geriye 1300 km'miz daha kala yolun kapandığını öğreniyoruz. Bu yılki gezi planımın en uç noktasında Baykal Gölü'nün kenarındaki Listvyanka kasabası vardı. Listvyanka'dan İrkutsk'a dönüyoruz. Baykal Gölü, Listvyanka, Angara Nehri ve İrkutsk'la ilgili başka bir bölüm yapacağım için burada o görüntüleri paylaşmıyorum. İrkutsk'tan yola çıkıyoruz. Hedefimiz 1100 km ötedeki Krasnoyarsk kenti. Ancak hiç tahmin etmediğimiz bir şey başımıza geliyor ve Tulun kasabasında yolun sel nedeniyle kapalı olduğunu öğreniyoruz. Tulun'da yolun uzun süre kapalı olacağını öğrenince yanı başımızdan akıp giden Sibirya trenlerine doğru gidip orada birkaç görüntü alıyoruz. O anda bu başıboş çekimlerin 4 gün süreceğini bilemezdik elbette. Tulun'dan 75 km gerimizdeki Kuytun'a geri dönüyoruz. Çünkü İrkutsk'tan Krasnoyarsk'a doğru devam ederken Kuytun kasabasında Asif abi ve oğulları o gece evlerinde konuk olmamızı istemişlerdi. İlk kez de yolun kapalı olduğunu onlardan duymuştuk. Evin büyük oğlu Kamuran o gece Fenerbahçe'nin bir Avrupa takımıyla maçı olduğunu söylüyor ve inanamıyoruz. Sibirya'da uçsuz bucaksız bu düzlüğün orta yerinde Fenerbahçe'nin maçını heyecanla bekleyen biri var. Bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Bütün Rusya'da ve eski Sovyetlerin tamamında Türkler birbirini tutar. O sabah Kamuran Kuytun'da bizi biraz dolaşmaya götürüyor. Hayatımda ilk defa Renge'yi görmenin heyecanını yaşıyorum. Kuytun'da öyle avare avare dolaşırken sevimli bir sokak köpeği önümüzü kesiyor. Dedik ya, bu bölüm biraz şaşkınlık videoları içeriyor. Ev sahiplerimiz yolun daha açılmayacağını söyleyerek o gün de orada kalmamızı istiyorlar. Ama biz şansımızı denemek istiyoruz. Ve tekrar Tulun'a doğru yola koyuluyoruz. Belki biz oraya varıncaya kadar yol açılır. Acı haber, yol birkaç gün daha kapalı. O gece Tulun'dan Kuytun'a geri dönmeyip bir yerlerde kamp atıyoruz. Yolun açılması için dilekte bulunuyoruz. Çünkü en iyi ihtimalle uçağımızın kalkış yeri olan Novosibirsk'e 2,5 günde ulaşacağız. Ve bizim uçuşumuza şu anda 4 gün var. Görünen o ki yol 3 gün sonra açılacak ve bizim uçağımıza yetişmemiz mümkün değil. O gece 8 gün sonraya tekrar uçak bileti alıyoruz. Eski biletlerimiz yanıyor. Havaalanında Rus arama kurtarma birliği olan MTC'nin vermiş olduğu belgeleri göstererek eski bilet paralarının iadesini istiyoruz. Ama olmuyor.
Avarilikten sabah şöyle bir etrafı dolaşıyorum. Garip izler görüyorum. Zaman bol olunca Sibirya'da iz bile sürdüm. Bu izin hangi hayvana ait olduğunu hala bilmiyorum. Kamp yerimizden acaba yol açıldı mı diyerek birkaç kilometre ötedeki Tulum kasabasına doğru yola koyuluyoruz. Toplamda 20 kişinin oturabileceği küçük bir lokantası olan bu bekleme yerinde yemekler çabucak bitiyor ve lokanta sahibi yenilerini yapmıyor. İlginç. Biz tekrar Asif abiye doğru yola koyuluyoruz. Sis Sibirya'nın gelinliğidir. Hafiften sis çöktüğünü görünce güzel görüntüler almak için drone'umu havalandırıyorum. Sibirya'da birkaç güzel noktada görüntü aldıktan sonra Kuytun ilçesine ulaşıyoruz. Burası bir maden kenti. Asif abiye tekrar misafir olmadan önce kenti şöyle bir dolaşıyoruz. O geceyi tekrar oradaki Türk kardeşlerimizle geçirdikten sonra Tulum'a bir ümitle tekrar geri dönüyoruz. Bizimle birlikte burada yolun açılmasını bekleyenlerin çoğu Baykal Gölü'nden kamptan dönenler. Rusya'da kampçılık ileri düzeyde. Bu noktada bu kadar çok çadırın bulunmasının nedeni de bu. Rus Arama Kurtarma Birliği olan MTC yani MTS burada su, sıcak su, çay ve etli pilav dağıtıyor. Burada böyle peşin satanlar gibi yattığımıza bakmayın. Aslında canımız sıkkın. Çünkü zamanı doğru kullanamadığımız için Soyon Türklerine ve Tofa Türklerine yani Karagazlara gitmeyi iptal etmiştik. Burada 4 günümüzü boşu boşuna geçiriyoruz. Bir de 4 gün sonraya yeni uçak biletleri aldığımız için daha bir canımız sıkkın. Çünkü fazladan 4 gün daha gezimize ekleyebileceğimizi önceden tahmin edebilseydik hem Soyon Türklerine hem de Karagazlara gidebilirdik.
Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Sizi yine eşsiz Sibirya manzaralarıyla bir müddet baş başa bırakıyorum. Ha, unutmadan bu güzel görüntüler o avarilik zamanlarının görüntüleridir. Kıymetini bilin. Yetkililerden ayrıntılı bir bilgi alamıyoruz. Acaba nehir mi taştı yoksa köprü mü yıkıldı? Yolun sadece bir kısmının değil 7 kilometrelik bir bölümünün tamamen sular altında olduğunu öğreniyoruz. Yolun açılabilmesi için suyun 1,5 metre daha çekilmesi gerekiyormuş ve günlük suyun çekilen miktarı ise sadece 11 santimetreymiş. Bu da kabaca bir hesapla 9-10 gün daha yolun açılmayacağı anlamına geliyor. Kabaca yaptığımız bu hesaba 3 gün sonra başlayacak olan yağmurlar dahil değil. O ara Irkutsk'tan Krasnoyarsk'a uçak bileti bakmaya başlıyoruz ve Krasnoyarsk'tan arabayı kiraladığımız firmayla da bağlantı kuruyoruz. Krasnoyarsk'taki araba kiralayan firmanın Krasnoyarsk-Irkutsk uçak biletini alacağız ve onlar gelip arabayı Irkutsk'ta bıraktığımız yerden alacaklar ve 1100 kilometrelik bir yol yapacağı için yol ve bir günlük otel masrafını ve mazot parasını da ödemeyi kabul ediyoruz. Kuytun'daki Türk ailenin oğlu Kamuran'ın iş yeri Irkutsk'taydı ve bize bir gün sonra Irkutsk'a döneceğini söylemişti. Biz çadırımızı toplayıp eşyalarımızı arabaya doldurup Kuytun'a doğru tekrar yola koyuluyoruz. Yolda Kamuran'la bağlantı kurarak onunla birlikte Irkutsk'a gitme planlarımızı olgunlaştırıyoruz. Ancak o bize başka bir çözüm üretiyor ve Kuytun'dan tren yoluyla Krasnoyarsk'a dönme planı yapıyoruz. O ara satın almış olduğumuz Irkutsk-Krasnoyarsk uçak biletlerinin de iptal edildiğine dair mesajlar geliyor telefonumuza. Kamuran'la birlikte Kuytun'daki tren istasyonuna gidiyoruz bilet almak için, ancak gişe görevlisi yerinde değil. Bir saat kadar bekliyoruz, gelen giden yok. Trenden de vazgeçiyoruz. Bana hep sorarlar Rusya'yı nasıl tarif edersin diye, ben de hep derim size ne gerekiyorsa işte onun olmadığı yer derim. Evin büyük oğlunun adının Kamuran olduğunu söylemiştik. Bu adın nereden geldiğini de söylemek gerekiyor bence. Rus televizyonlarında defalarca oynatılan Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu dizisindeki baş kahramandır Kamuran ya da romanın baş kahramandır diyebiliriz. Asif abi, karı koca o diziden çok etkilendiklerini belirterek oğullarının adını Kamuran koyduklarını belirtiyor. Thank you.
Telefonum çalıyor, bakıyorum arayan Kamuran. Mehmet abi diyor, oradan ayrılmayın. Bu sabah yol açılacakmış. Hatta 30 tane tırı bırakmışlar. Umutlarımız yeşeriyor ve çok seviniyoruz. Ayrıca ekliyor da, oradaki görevlilerden birine bizim plakamızı verdiğini ve en öne geçebileceğimizi söylüyor. Arabamızı gören bir görevli bizi çağırarak en öne alıyor. Ve gecenin bir yarısı geçin işareti geliyor. Gece saat 3.47'de yol açılıyor ve bu fotoğraf orada çekiliyor. Daha sonra kilometrelerce su içinde yol alıyoruz. Anlıyoruz ki nehir taşmamış. Koca bir şehir, hatta dümdüz bir ova, göl olmuş. Yolumuz da bu göle teslim olmuş tabii. Gidiş yönümüze göre solumuzdan akan nehir yolun sağında dalgalar oluşturarak akıp gitmekte. Önde giden araçları görmemiş olsam bu yola girmeye cesaret edemezdim. Ama aynı büyüklükteki ve tonajdaki araçların geçtiğini görünce demek ki biz de geçebiliriz diye düşündük. Suyun derinliği gitgide artıyordu ve biz ayağımızı gazdan çekmeden devam ediyorduk. Karşıda görünen polis ışıklarıyla birlikte tehlikeyi atlattığımızı anlıyoruz ve sisli ve güzel Sibirya görüntüleri eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Artık işin tadını çıkarmak kalıyor bize. Galiba Sibirya'nın en güzel hayvanları bu turnalar. Her yerde onlar var. Ünlü Sibirya trenlerinin görüntüleri eşliğinde bu bölüme son verirken gezilerimizin öyle kolayca geçmediğini anlayın istedim. Çıkmış olduğum bu 46 günlük seyahatimde toplam 28 bin kilometre yol yaptım. Bunun tamamı karayoluyla değil elbette. Hava yolu, karayolu, demiryolu ve kiralık otomobillerle yapmış olduğum bir 28 bin kilometre. 2019 yazı çekimlerimden yapmış olduğum en uzun bölüm bu oldu. Galiba anlatacak çok şeyim varmış. Bölümü kapatmadan önce Kuytun'daki dostlarımız Asif abiye, Abdullah'a, Kamuran'a ve o kıymetli annelerine çok çok teşekkür ettiğimizi bildiririz. Biliyorum bu bölümü onlar da izleyecekler. Bu seslendirmelerin işi fazla ciddileştirdiğinin farkındayım. Ama olsun. Siz her zaman yollarda, yollar delisiyle kalın. Hoşça kalın.